Hocam sanayi yararındayız. U14'lerden bir karşılaşmamız vardı bugün. Bandırma Kartalları 0, Bandırma Spor 8. Evet sevgili Zeki, tabii güç farkı çok olan iki takım karşı karşıya geldiler. Bandırma Spor daha organizeli. Beşiktaş tabii iki yarıda çok rahat geçti. İki yarıda da üstün olan taraf Bordo Beyazlar'dı. Defansa Bandırma Spor'un fazla iş düşmedi. Kaleci Semih'in fiziğinin iyi olduğunu söylemeliyim. Maçın en iyisi bugün 17 numara Burak'tı. Yani özellikle ilk yarıda tek başına takımı taşıdı. Tabii rakibe göre ölçü olur mu? Burak'a Beşiktaş, genç kartallar markasız oynattı. Burak'ın başına bir adam verselerdi Burak bu kadar başarılı olur muydu? O da tartışılır. Ama Burak çok yetenekli, çok zeki bir futbolcu. Eğer fizik gücünü de biraz geliştirirse gelecekte çok iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Evren orta saha adamı değil. Evren çok ağır. Evren savunmada görev yapabilir Bandırma Spor'da. 10 Ali Rıza iyi niyetliydi. Vasatlı. Tabii maçın durumu da Ali Rıza'nın oyununu etkiledi. Bilal'i beğendim. Bilal asistlerde çok iyiydi. Bu kez bencil oynamadı. Takımı oynadı. Çok güzel gollük paslar verdi. Sağ bekten tanıdığım Emre de daha iyi olmalı. Geçtiğimiz yılları daha hırslıydı. Bu yıl onu ben daha çok hırslı görmek istiyorum. Beşiktaş'a gelince Beşiktaş'ta şaşırdım. 8 numara fizik gücü yüksek bir futbolcunun oyundan alınmasına çok şaşırdım. Zaten fizik gücü düşük bir takım. Bir de 8 numara oyundan alınca tamamen orta sahada bittiler. Özellikle 17 numaranın üzerine 8 numara oynasalardı bu kadar Burak rahat top oynayamazdı diye düşünüyorum. Ben Bandırma Spor takımını tebrik ediyorum ve şampiyonun Gönen'le birlikte en büyük adaylarından biri olduğunu şimdiden söylüyorum.